Mehmet Günsür, 8 Mayıs 1975'te İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Sibel Günsür, babası endüstri mühendisi Teoman Günsür'dür. 4 yaşından itibaren yüzme, kayak, tenis gibi sporlarla uğraşan oyuncunun Zeynep Günsür adında bir de ablası vardır. İtalyan lisesini bitiren oyuncu, üniversite eğitimini ise Marmara Üniversitesi reklamcılık bölümünde tamamladı. Müziğe olan ilgisini bir müzik grubuyla konserler vererek devam ettirdi. Küçük yaşta kameralar önüne geçse de oyunculuk eğitimini 25 yaşından sonra almaya başladı. İlk kameraların önüne geçişi 7 yaşındayken rol aldığı Sana Reklam filmi ile oldu. 1988 yılında 12 yaşında ilk kez profesyonel oyunculuğa adım atıp TRT'de yayınlanan Geçmiş Zaman Mimozaları adlı dizide rol aldı. Bu dizide Rutkay Aziz, Filiz Akın ve Müşfik Kenter gibi oyuncularla rol aldı ve evin küçük oğlu Sabih'i canlandırmıştı. Bir süre oyunculuğa ara verdi ve bu dönemde Roxy isimli mekanı işletti. Aynı zamanda Dan isimli müzik grubunda konserler verdi. Oyuncu bir röportajında müziğe olan tutkusunu "Oyunculuk benim için hobiydi, müzik ise hep daha önemliydi" şeklinde dile getirmiştir. Oyuncu 1997 yılında Erzan Özpetek'in Hamam adlı filminde rol alarak dikkatleri üzerine çekti. Bu rolle 10. Ankara Film Festivali'nde umut veren yeni erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. Bu filmin ardından oyunculuk kariyerini geliştirmeye karar verdi. Ben adlı bir oyunda başrol oynaması için İtalya'dan teklif aldı. 1998 yılında 23 yaşındayken İtalyan tiyatrosuyla 4 sene turne yaptı. Oyuncu ayrıca 1998 yılında Star TV'de yayınlanan Sır Dosyası adlı dizide Çaylak Dedektif rolünde görüldü. 2000 yılına geldiğinde bir Yavuz Özkan filmi olan Hayal Kurma Oyunları adlı filmde Tarık Akan'la birlikte rol aldı. Kariyerine İtalya'da devam eden Günsür, 2001 yılında Tommaso ve Guida, 2002 yılında Le Italiano, 2003 yılında Papa Buono 2 adlı İtalyan yapımlarında yer aldı. 2002 yılında Mustafa Altıokların yönettiği O Şimdi Asker adlı sinema filminde alkolik bir genci canlandırdığı Nihat Denizer karakteriyle birçok ödülün sahibi oldu. Aynı yıl ATV'de yayınlanan Pilli Bebek adlı televizyon dizisinde rol aldı. 2004 yılında Anlat İstanbul adlı filmde Ümit Ünal'ın çektiği bölümde mahalle fotoğrafçısı Rıfkı karakterini canlandırdı. 2004 yılında Show TV'de yayınlanan Kasırga İnsanları adlı dizide Ceyda Dövenci ile birlikte başrol oynadı. Ancak dizi 10. bölümde yayından kaldırıldı. 2005 yılında ise ATV'de yayınlanan Beyaz Gelincik adlı dizide Altan Erkek ile Erkan Petekkaya ve İsmail Hacıoğlu gibi isimlerle birlikte rol aldı. Bu dizide Adanalı zengin bir ailenin 4 çocuğundan biri olan Mustafa Aslanbaş karakterini canlandırdı. Ünlü oyuncu 2006 yılında İtalya'nın Lecce kasabasında tanıştığı İtalyan yönetmen Caterina Mongio ile evlendi. Oyuncunun bu evliliğinden Ali, Maya, Cholia adlı çocukları dünyaya gelmiştir. 2007 yılında Fall Down Dead adlı sinema filminde İtalya'nın ünlü isimleriyle birlikte rol aldı. Oyuncu ayrıca aynı yıl Kanal D'de yayınlanan Bıçak Sırtı adlı dizide oldukça başarılı bir performans sergiledi. Fikret Kuşkan ve Nejat İşler gibi usta oyuncuların rol aldığı dizide Mehmet Ertuğrul karakterini canlandırdı. Oyuncu ayrıca 2007 yılında İstanbul Film Festivali'nde jüri üyesi olarak görev yaptı. Oyuncu 2010 yılında çok sevilen ve 2,5 milyona yakın gişe yapan Aşk Tesadüfleri Sefer adlı filmde başrol oynadı. Kalp hastası bir gencin çocukluk aşkıyla tekrar yolunun kesişmesini anlatan filmde oyuncuya Alten Erkekli, Belçin Bilgin ve Yiğit Özşener eşlik etti. Oyuncu ayrıca aynı yıl Selma Ergeç'le başrolünü oynadığı gerilim ve korku filmi olan Ses adlı filmde de rol aldı. Oyuncu ailesiyle İtalya'da yaşarken 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisi için Türkiye'ye geri döndü. Muhteşem Yüzyıl dizisinde de Kanuni Sultan Süleyman'ın en büyük oğlu olan Şehzade Mustafa'yı canlandırdı. Birçok ünlü oyuncunun rol aldığı dizide Mehmet Günsür dizi final yapmadan önce rolü gereği diziden ayrıldı. 2014 yılında Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Unutursam Fısılda isimli filmde başrol oynadı.
2016 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinin devamı olarak çekilen ancak beklentilerin uzağında kalan Muhteşem Yüzyıl Kösem adlı dizide de rol alan oyuncu, bu dizide tarihi bir karakter olan Hazarfen Ahmet Çelebi karakterini canlandırdı. Oyuncu ayrıca 2016 yılında yönetmenliğini Ferzan Özpetek'in yaptığı İstanbul Kırmızısı adlı sinema filminde başrol oynadı. Oyuncuya bu filmde Halit Ergenç, Nejat İşler ve Tuğba Büyüküstün gibi isimler eşlik etti. Mankenliğin oyunculuktan zor olduğunu söyleyen Günsür, bir röportajında Cansu Dere'den bu konuda ders aldığını söylemiştir. Oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip olan yakışıklı oyuncu, gerek yurt dışında gerekse yurt içinde rol aldığı projelerle birçok ödülün sahibi olmuştur.